buradan mı alacağız amca? Buradan alacağız tabii. Bu köyde Poyraz'ımdan sonra en iyi at Rıza'nınki. Yeğenime de başkası yakışmaz ki. Rıza'nın bir atını verir mi dersin? Ben istiyorum ben. Ne yapacak ya? Koskoca gavur Necdet'in yeğeni atsız duracak da bir oduncu parçası mı gezecek dört nal üstünde? Oğlum hoş geldin, hoş geldin. Atını götürmeye geldim Rıza, haberin olsun. Neden götürüyorsunuz ağam? Size ne zararı var? Zararı değil, yararı olacak. Yeğenime vereceğim. Hadi Mürsel, al bakalım atını. Aman ağam, o benim ekmek teknem. Alırsam ben nasıl geçinirim? Sen varsın ya Rıza. Yükle sırtına götür odunları. Hadi Mürsel, gidelim artık. Etme ağam, ırgatın olayım. Bağında bahçende karşılıksız çalışayım. Ama atımı alıp götürme. Ben istediğimi istediğim zaman alırım. Ağam, çoluğumun çocuğumun rızkı o. Bırak lan bacağımı. Akılsız oduncu. Canına mı susadın lan sen? Yapma ağam. Baba. Baba. Öreyim, yapma. Sen kim oluyorsun da bana karşı çıkıyorsun ha? Neyine güveniyorsun sen? Dur ağam, yapma dedim, yapma, öldüreceksin yapma. Babamı. Çek elini be. Yapma. Dur yapma, öldüreceksin babamı, öldüreceksin. Gebersin, gebersin de başka dik kafalı çıkarsa ona ibret olsun. Ağam yapma, Allah rızası için. Bana bak. Namımı, gücümü, yiğitliğimi belli yemediniz mi hala? Ağam yapma. Gavur Necdet adını o taş kafanıza yazmadınız mı? Ben istediğimi alır, istediğimi bırakırım. Sen kızına dua et. Hadi Mürsel, gidiyoruz. Baba, baba iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Allah'ından, zalim, hain herif. Bu köylü milleti ne zaman akıllanacak be? Bunca senedir gavur Necdet'i tanıyamadılar. Ama Rıza emmiyi iyi benzettin amca. Bir hafta kendine gelemez artık. Bir haftayla kurtulduğuna şükretsin. Sağ olasın amca. Sayende ayağımız yerden kesildi. Erkek adam atsız olmaz oğlum. Sen benim yeğenim değil, oğlum sayılırsın. Benden sonra onca malım mülküm senin olacak. Buraların efendisi olacaksın. Namımı sen devam ettireceksin. Mürsel. Korkma ya. Çekilsene yolun ortasından be çocuk. Ne yapıyorsun kardeşim, ezeceksin çocuğu. Sen de kimsin be adam? Hüseyin Hoca derler. Bana ne adından sanından. Ne diye buralardasın onu söyle. Köy ahalisi imamlık için davet ettiler beni. Ya. Benden habersiz köye imam mı çağırmışlar Mürsel? Af buyur ama sen kimsin böyle astığım astık kestiğim kestik? Bu köyden olmadığın, beni tanımadığın belli. Tanıyor olsaydın bu laflardan sonra sağ komazdım seni. Git köye namımı öğren. Gavur Necdet de anlatsınlar sana beni. Ondan sonra öğrenirsin benimle nasıl konuşulduğunu. Yürü Mürsel, de! Allah Allah. Bu nasıl iş ağalar? Bu zorbalık, bu zulüm nereye kadar devam edecek? Yok mu bu gaddara bir dur diyecek olan? Rıza abi doğru söylüyor muhtar. Bari sen bir şeyler yap. Vermediğimiz bir canımız kaldı. Onu da alacağım diye tutturuyor gavur. Haklısınız ağalar, haklısınız. Ama benim de sizden farkım yok ki. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ağalar. Hocam. İşte bahsettiğim muhterem Hüseyin Hoca. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hocam şaşırdık. Kusura bakmayın. Biz sizi yarın bekliyorduk. Karşılayacaktık. Doğru değil. Doğru olanı böylesidir muhtar. Dinimizde esas olan tevazudur. Hocam buyurun buyurun. Bir çayımızı için. Yok sağ olun, ben içmeyeyim. Peki hocam. Yol yorgunusunuzdur. Buyurun kalacağınız yere gidelim.
Hemen karşısı. Hadi buyurun, buyurun. Davetimizi kabul ettiğiniz için Allah razı olsun hocam. Bir yıldır camimiz boş. Sayenizde köyümüzdeki insanlar hem bilginizden hem örnek yaşantınızdan faydalanabilecek. Görevimiz. Allah iyi dileklerinizde sizi de bizi de yanıltmasın. Vazifenizi kendi köyünüzde de yapardınız. Ama evinizi barkınızı bırakıp buralara kadar geldiniz. Sağ olun, var olun. Hemen hemen hiçbir peygamber kendi şehrinde kalmamış, hicret etmiş. Dine hizmetin garip bir cilvesi bu. Doğru söylediniz hocam. Ev de burası. Size layık değil mutlaka ama... Estağfurullah. Pek de güzelmiş. Gurbetteki bir hemşerimize ait. Ve yıllardır gelip gittiği yok. Evi de muhtarlığa tahsis etti. Allah razı olsun ondan. Muhtar, bir şey soracağım. Köye girerken bir adamla karşılaştım. Necdet'miş adı. Kimdir, kimlerdendir? Sormayın hocam. O bu köyün başındaki kara bulut. Zorba, eli kanlı, serserinin teki. Kaba kuvvetle istediğini alır, istediğini kullanır. Ne Allah'tan korkar, ne kuldan utanır. Peki engel olamıyor musunuz? Herkes korkuyor hocam. Dedim ya, eli kanlıdır. Kızdırmaya gelmez. İstediğini alana kadar yapmadığını bırakmaz. Neyse hocam, buyurun. İçeride konuşuruz. Buyurun, buyurun. Bana bak. Buyur abim. Sarı öküzü vereceğim mi bana sarı öküzü? Aa, bak. İste bağ bahçe vereyim ama. Sarı öküzü ne edecek? Ha, koşumları boynuna takıp tarlayı sürmek için yanına hayvan arıyorsan o başka. Ne biçim konuşma o? İyice aklı gitti diye dalga mı geçmek lazım? O benim abim yenge. İstediğim gibi dalga geçerim. Rıza'nın atı değil mi bu? Nereden çıktı? Ne işi var bizim evde? Amcam hediye etti ana. Aslanım benim. Bu çocuğu da kendin gibi zorba yapacaksın sonunda. Yiğit derler onun adına, yiğit. Milletin malını mülkünü yağmalayana yiğit değil zorba derler. O zorbalık rahmetli karını bile gencecik yaşta toprağa gömdü. Gömdü de böyle yapayalnız kaldım başımıza. Lafını bil yenge. Ne demek başımıza kaldın? Yalan mı? Evinde yiyecek bir kap yemek yapan mı var sanki? Bütün derdin önüme koyduğun yemekse istemez. Eksik olsun vereceğin aş. İki kap yemeğe tamah edecek değilim ben. He? Çok duyduk bu lafları. Yat kalk dua et abimin karısısın. Yoksa bu evi mezar ederdim sana. Amca dur. Sen anamın konuştuğuna bakma. Babamla dura dura ne dediğini bilmez oldu. Babanın hatırı olmasa bu eve ayak basmazdım ya. Bundan sonra da basmam zaten. Yemekleri yalnız başına zıkkımlanır anan. Amca. Amca. Ne yapıyorsun ana? Amcam başımızdan giderse ne yaparız? Niye damarına basıyorsun adamın? Olmaz olsun öyle amca. Bundan sonra sen de uzak duracaksın ondan, tamam mı? Yok ya. Ayağıma gelen fırsatı tepeyim mi? Çok beklersin. Gel buraya Mürsel. Daha lafımı bitirmedim. Yürü oğlum. Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Allah kabul etsin Rıza.
Sağ olun hocam. Daha iyisin ya inşallah. İyi demek gönül eylemekmiş. Zulümle iyilik ne zaman bir araya gelmiş ki hocam? Şeytan diyor ki bas o zorbanın gırtlağına. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sinirlerine hakim ol. Çoluğum çocuğum, evde aş beklerken ekmek teknem, zalimin sofrasına meze olmuşken nasıl sinir olmam hocam? Hiçbir zulüm sürekli değildir. Her zalimin bir görevi vardır. Her şeyin dizgini elinde olan vakti gelince iflahını keser zalimin. Yani anlayacağın, zalimin cezasına mühlet vardır. Ama ihmal etmek, terk etmek yoktur. Tamam mı? Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Öğrendin mi namımı İmam Efendi? Nam yiğitte olur. Ama hakkında duyduklarım namdan çok zemdir. Bak bak. Sen beni bildin de hala ipsiz sapsız ne konuşursun o zaman? Zulm ile abad olanın sonu berbat olur demişler. Dünya kurulduğundan bu yana hiçbir zulüm yapanın yanına kar kalmamıştır. Gel yol yakınken vazgeç bu zalim. İmam efendi, bu dünyada başıma iş açacak, bileğimi bükecek adam yoktur benim. Öyle deme. Dünyalara sığmayan Nemrud'u bir sinek devirivermişti, unutma. Bana bak. Tuhaf tuhaf konuşma. Yoksa seni sinek gibi ezerim ha. De. O senin elinde değil. Keser döner, sap döner. Bir gün gelir hesap döner. Bu ne lan? Buz gibi ev. Sanki Sibirya. Ay, bana acil bir karı lazım. Düştüğümüz hale bak. Karı öleli döküğümüzü toplayan kalmadı. Günaydın amca. Günaydın oğlum. Bu eve ne gelin girer ne doğru. Bir hal çaresine bakmak lazım. Atları yarıştırmıyor muyuz bugün? Bırak şimdi atları, yarış sonraya kalsın. Bugün başka işimiz var. Ne iş amca? Yürü. Bir ev bulacağız Mürsel. Şöyle güzel, bakımlı bir ev. Senin evin nesi var amca? O ev eskidi artık oğlum. Hem eski eve yeni gelin sokulmaz. Şanımıza yakışmaz. Yeni gelin mi? Heh, ne o? Yakıştıramadın mı? Nereden çıktı şimdi evlenme işi? Atımız altımızda, silahımız belimizde. Geriye ne eksik kalıyor ha? Tabii ya. Burası Almanca Sadri'nin evi değil mi? Evet. Güzel. Burayı alıyorum. Buraya yeni gelen imamı koymuşlar amca. Ya, daha iyi ya. Zaten gıcık olmuştum o herife. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Çıkarken valizini de al İmam Hüseyin amca. Efendim nasıl dedin? Bu eve artık ben yerleşiyorum. Allah Allah, muhtar mı söyledi? Muhtar da kim oluyormuş? Ben söyledim, yetmez mi? Kusura bakma, bu ev köylüye verilmiş. Onlar ne zaman derse o zaman çıkarım. Sen kim olduğunu sanıyorsun be? Seni lime lime eder bu evin bahçesine gömerim. Ben çıkacaksın dedim mi çıkacaksın? Bak Necdet Efendi, her firavunun bir Musa'sı vardır. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Görsen. Görüyor musun İmam Hüseyin amca neler söylüyor? Sen o vaazlarını başkalarına ver. Sana akşama kadar mühlet. Ya kendin çıkarsın ya da cenazen çıkar bu evden ona göre. Hehehehe.
Akıllı olayım hanımefendi. Bir de köylülere cenaze namazı kıldıracak adam aratma. Allah'ım, sen bu kulunun şerrinden insanları koru. Mürsel, sen niye yemiyorsun? İştahımı bıraktınız sanki. Ne demek o şimdi? Ne diye iki tabak yemeği amcamdan esirgedin? Sarı öküzü verecek ya, sarı öküzü verecek ya. Benim bir şey esirgedim yok. Hem o zorbayı savunup durma bana. Bak baban ne hale geldi. Ana, benim onu savunduğum falan yok. Öyle dedin diye gitti, evlenmeye karar verdi. İyi ya, ayağı kesilir bu evden, kurtuluruz. Hiç kafam basmıyor mu ana? Amcam evlenirse bütün malın mülkü karısına kalacak. Biz de avucumuzu yalayacağız. Eksik olsun o hainin malı. Kendine hayrı yok, bize mi hayrı olacak? Ana, cahil cahil konuşuyorsun. Bu ev, bu eşyalar bile onun. Köy yerinde malsız mülksüz ne yapacağız ha, ne yapacağız? Sarı öküzü vermeyecek mi bağ? Ne sarı öküzü baba? Bağlar bahçeler gidiyor, sen hala sarı öküzdesin ya. Sarı öküzü vermeyecek ha. Mi? Sarı öküzü. Otur, otur. Vermeyecek mi sarı öküzü bana? Estağfurullah, git şunu ağzını burnunda sil. Zaten sinirim tepemde. Ne? İyi. Ne o yeğenim? Ne barışıyorsunuz öyle ha? Yok bir şey amca. İyi. Hadi o zaman, daha bir ton işimiz var. Hadi hadi. Hayırlı akşamlar hocam. Neye karar verdiniz? Ne yapıyoruz? Hocam, biz bu gavurun eziyetini iyi biliriz. Damarına bastım birisi iflah olmadan bırakmaz. Onun için arkadaşlarla başka bir ev ayarladık size. Size karşı mahcubuz ama... Benim için mahcup olacak bir şey yok. Nerede olsa barınırım. Zoruma giden bu zalimin karşısında eğilmeniz. Zulmün ateşi teker teker sizi yakıyor. Haklısınız hocam. Ama ilişmesek daha iyi olacak gibi. Peki peki muhtar. Köy sizin, karar sizin. Bana karara uymaktan başka çare yoktur. Ne yapayım? Hocam gel çıkalım. Köpeğe dalanmaktansa çalıya dolanmak iyidir. Hadi çıkalım. Aferin. Akıllanmışsın bakıyorum İmam Hüseyin amca. O akıldan Allah sana da nasip etsin. Ne? Ne diyor bu Mürsel? Sen bana akılsız mı demek istedin? Akıl Allah'ın büyük lütfu ama akıl vicdanla bir kıymet ifade eder. Vicdansızın elinde akıl zulüm aracıdır. Sana iyi bir ders vermenin vakti geldi ama. Necdet, dur yapma. Bana bak Necdet Efendi. Zalimin zulmünü yüzüne haykırmak sadakadır. Ama bu insanların yüreği yetmediği için şimdilik sana bu sadaka düşüyor. Yeter artık be. Dur Allah aşkına. Öldüreceğim bu herifi. Yapma. Bırak beni muhtar. Köye canını vermeye mi geldin sen ha? Hocam iyi misin? Necdet ne yaptın? Bugüne kadar ben niye canını almadım bu herifin ha? Hocam. Kaldırın. İyi. Hocam. Kaldırın götürün bunu, öldürmeyeyim şimdi. Kalkın hocam. Çabuk. Kalkın hadi. Defol. Hadi. Defol, gözüm görmesin seni. Kaldırıp götürün bu adamı. Hocam iyi misiniz? Götürün. Necdet. Ben bu evden bu kandara bulanıp çıktım. Dilerim Allah'tan senin çıkışın da kendi kanına bulanıp olsun. Defol! Defol götürün! Götürün bu adamı gözümün önünden! Tamam hocam. Herkes benim kim olduğumu bilecek. Hiç kimse benim karşımda duramaz. Hiç kimse! Ya ne yapayım? Gel ver otur. Buyurun, buyurun hocam. Şaşırdım. Şöyle otur. Aa, hocam. Gelin gelin. Hocaya bir şey olmuş. Çabuk, olsun. Çabuk içeride çabuk falan getirin. Çabuk ol. Tamam tamam, telaşlanmayın. Hocam, iyiyim, bir şeyim hocam, yok. Hocam ister misin? Biz ne ettik sana böyle? Mahcubuz. Yerin dibine gireydim de görmeyeydim bunları. Şu noktada bir şeyleri suçlamak kadere taş atmak olur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haklısın hocam.
Vay anam, vay vay vay. Ağzının tadını biliyormuş da ondan diretiyormuş çıkmamakta. Saray yavrusu gibi mübarek. Hayırlı olsun amca. Daha değil. Yarın da Remziye'yi aldın mı babasından? Benim göz koyduğum kızla. Olamaz, bu iş olamaz. Evi bulduk da. Şimdi de buraya güzel bir gelin lazım ha? Lazım. Lazım ama... Aması ne? Söyle bakayım. Bugünlerde bir hal var sende. Amca ben evlenmekten vazgeçsen diyorum. Ne diyorsun sen? Evlenmesen diyorum. Senin namını da, şerefini de yaşatacak olan benim. Niye aramıza başkasını sokuyorsun? Hem Remziye senin dengin de değil yaşatın da. Aptal herif. Sana mı soracağım dengim ne, yaşatım ne? Bana bak. Yoksa Remziye'de gözün mü var senin ha? Nasıl görüyorsan öyle say. Eğer bu işe kalkışırsan beni yeğenin sayma amca. Serseri. Bunca yıl oğlum gibi büyüttüm seni. 3 kuruşluk servetim için şu köylüler gibi yüz çeviriyorsan bana. Defol. Defol gözüm görmesin seni. Defol. Ve. Remziye. Remziye kızım. Gel. Efendim baba. Kızım şunu Makbule teyzeye götür. Bekler peki. Kadıncağız. Tamam hadi. Baba. Hadi. Ah be. Oh. Nereye böyle köylü güzeli? Gelip yeni evine bakmayacak mısın? Ne diyorsun sen be? Artık bu evin gelini olacaksın. Seninle evleneceğim. Gel de gör bak nasıl sarayda yaşatacağım seni ha? Sana varacağımı ölürüm daha iyi. Aa canım sana kıyamam. Bana bak. Baban olacak o oduncu müsveddesine söyle. Akşama gavur Necdet beni almaya gelecek de. Şşt. Yem bozuntusu. Nankör herif. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun Mürsel? Ne oluyor? Elinin körü oldu yani de. Elinin körü. Amcam işi kesinleştirmiş. Remziye'yi alıyormuş kendine. Sana ne? Hangi duvara pislerse pislesin gavur. Mahvoldum ana. Giden onca mala mı yanayım yoksa Remziye'ye mi? Sarı Öküz, Sarı Öküz de mi gitti? Almancı Sadri'nin evinde keyif çatarlarken biz de avucumuzu yalarız artık. Almancı Sadri'ye mi verdi Sarı Öküz'ü? Gitti diyorum baba, gitti. Sarı Öküz, Marı Öküz yok. Dımdızlak kaldık ortada. Senin yüzünden oldu ana. Sırf senin çenen yüzünden oldu. Bana bak, ben senin ananım, doğru konuş benimle. O gavurla geze geze gitti. Ona mı benzedin sen de? Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. O karıya verdi Sarı Öküz'ü. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Gitti. Sarı Öküz 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 gitti. Sarı Öküz. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz. Beni talip değil mi bu? Sarı Öküz. O valla. Nereye gidiyor ki böyle? Sarı Öküz. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz. Sarı Öküz. Sarı Öküz gitti. Ne işi var bunun burada? Ne bileyim. Bir şeye takılmış zavallı ama. Sarı Öküz gitti. Sarı Öküz. Öküz. Gel, Sarı gel. Öküz gitti. Gitti. Sarı Öküz. Gitti. Sarı Öküz gitti. Abi niye geldin Sarı sen Öküz'e, buraya ya? Sarı Öküz'ü ne ettin ha? O karıya mı verdin Sarı Öküz'ü ha? Of. Verdin mi Sarı Öküz'ü? Abi bak. Sarı Öküz. Hatta sarı marı yok. Gitti tamam mı? Gitti.
Benim de o sarı öküz. Benim de o sarı öküz. Ya git işine be abicim. Yok işte gitti, tamam mı, gitti. Sarı öküz gitti ha. Gitti ha. Ne yapıyorsun sen abi? Kendine sarı öküz gitti ha. Abi dolu dolu söyle abi. Niye verdin sarı öküzü? Dur abi. Niye verdin ha? Ne yapıyorsun? Talip, ne yaptın sen? Sarı öküzü verdi o karıya. Gitti sarı öküzüm. Necdet. Necdet gayret et. Benim sarı öküzümü verdi. Sarı öküzü verdi o karıya. Gitti sarı öküzüm. Gitti. Ben bu evden bu kanlara bulanık çıktım. Dilerim Allah'tan senin çıkışın da kendi kanına bulanık olsun. Sarı öküzümü verdi o karıya. Gitti sarı öküzüm. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.